Bismillahirrahmanirrahim Merhaba arkadaşlar Malum sebeplerden dolayı Dersimizi uzaktan yapmak durumundayız Kaldığımız yerden devam edeceğiz Nahi dersine Konumuz hal çeşitleri Anüvaül hal Hal 3 çeşittir Arkadaşlar Birincisi müfret hal Bu daha önce de görmüş olduğumuz Haldi sınıftayken Cümle ya da şibih cümle olmayan Haldir müfret hal sahibine sayı ve cinsiyette uyar. Bunu daha önce zaten görmüştük. Evet, diğeri ikinci tür cümle hal. İsim cümlesi ve fiil cümlesi olarak ikiye ayrılır. Cümle halin içerisinde hali sahibül hale bağlayan bir rabıt bulunur. Bu rabıt ya sadece vav olur ki bu vava vavu haliye hal vavı adı verilmektedir. Ya sadece bu vav olur rabıt ya sadece zamir olur ya da hem vav hem de zamir olur. Şimdi örneklere bakalım. Yani cümle halde önemli olan şey bu. İçerisinde bir rabıt bulunması. Yani bir isim cümlesi var ya da bir fiil cümlesi var. Ve bu isim cümlesi ya da fiil cümlesini sahibül hale bağlayan bir tane rabıt var. Bu rabıtta ya vav, ya zamir ya da her ikisi birden olabilir. Ben örneklerde genelde üç, üçer tane örnek verdim. Isim cümlesi hale 3 örnek. Fiil cümlesi hale 3 örnek olmak üzere 3 örnek verdim. 3 örneğin her birinde de e, Vav'ın sadece rabıt olduğu e, Rabıt'ın sadece Vav olduğu e, Rabıt'ın sadece zamir olduğu Rabıt'ın hem Vav hem de zamir olduğu Birer tane örnek verdim. Mesela birinci örnekten başlayalım. Sirtu fişşâri'i Vel mataru nazilun. Sirtu yürüdüm. Fişşari caddede. Vel mataru nâzilün. Yağmur yağarken. Şimdi buraya bakıyoruz. Hani ben yürüdüm dediğimiz için sahibül hal ben. Sirt'teki tü oluyor. Vel mataru nâzilün. Burası işte e, vavla başlayan cümle hal cümlesi. Burada bir müpteda yürüyoruz. El mataru. Yani vavdan sonra isim var. Daha sonra haber var. Müpteda haber müpteda haberden oluşan bir isim cümlesi. Ve bu isim cümlesinin işte sahibül hale bağlayan rabıt burada sadece vav. Bu vava vavı haliye diyoruz. Yani hal vavı diyoruz. yani yağmur yağarken ben caddede yürüdüm. Caddede hangi halde yürüdüm? Yağmur yağdığı halde. Diğer bir örneğimiz. Ra'aytul cunude suyufuhum meşhuratun. ''Raitul cunude askerleri gördüm. Suyufuhum onların kılıçları meşhuratun. Meşhur yani kınlarından çekilmiş haldedir. Şimdi burada e, askerler, el cunude kelimesi sahibül hal, askerleri gördüm. Ben askerleri gördüğümde hangi haldeydiler? Suyufuhum meşhuratun. Kılıçları çekilmiş haldeydiler. Burada da suyuf, müpteda, meşhuratun, haber. Yine bir isim cümlesi var. Ve bu isim cümlesini e, sahibül hale bağlayan rabıt sadece bir zamir. Bu sefer vav yok. Diğer bir isim cümlesi arkadaşlar. isim cümlesi hal üçüncüsü. İşrab İşrabi şeye ve huve harun. Ben buraya ente yazdım. Aslında gizli gizli bir zamir burada. Ben burada hani gizli olduğu için parantez içinde belirttim. İşrabi şeye ve huve harun. Yani sen çayı iç. Çay sıcakken, ve harun ve o sıcaktır. Yani o sıcakken, sıcak haldeyken çayı iç. Burada da sahibül halimiz eşşaye kelimesi. Yani çay sıcak haldeyken. Hal halin sahibi çay kelimesi. Ve burada yine bir isim cümlesi var. Hüve mübteda, harun haber. Ve bu isim cümlesini Sahibül hale bağlayan iki rabıt var bu sefer. Hem vav haliye hem de isim cümlesinin aynı zamanda müptedası olan zamirde aşağıya kelimesine dönen bir zamirdir. Ona sayı ve cinsiyette uymaktadır. İki tane rabıt birden bu hali sahibi hale bağlamış. Şimdi fiil cümlesi örneklerine geçelim. Nazartu ilel etfali yel'abune. Nazartu baktım ilel etfali çocuklara yel'abune oynuyorlar. Yani oynadıkları halde çocuklara oynarlarken baktım. Anlamı bu şekilde. Buradaki burada bir fiil cümlesi görüyoruz. Yel abune. El etfali kelimesi sahibül hal. Ve bu e, fiil cümlesini sahibül hale bağlayan e, rabıt aynı zamanda fiil cümlesinin faili de olan vav. Yel abune'deki vav yani zamir. Bu sefer vav haliye yok. Sadece zamir var. Yel abune fiil. içindeki vav fail. Ve bu fiille failden oluşan fiil cümlesi el etfali kelimesinin e, hali olmuş oluyor. Oyun oynarlarken çocuklara baktım. Diğer bir örneğimiz ce'el müderrisu ve gad bede'ed dersu. Bu cümlede ce'el müderrisu anlamı şu. E, ders başlamışken öğretmen geldi. Yani öğretmen geldiğinde ders başlamıştı. O haldeyken öğretmen geldi. Burada bakıyoruz sahibül hal öğretmen. Yani öğretmen hangi halde geldi? Ders başlamış olduğu halde geldi. Sahibül hal öğretmen kelimesi. El müderrisü. Ve sonraki cümleye bakıyoruz. Bir fiil cümlesi var. bede ed dersu. Beda fiil. El ed dersu fail. Ve bu fiil ve failden oluşan fiil cümlesini sahibül hale yani el müderrisü kelimesine bağlayan ona hal yapan şey ise sadece vav-ı haliye. Vav. Ders başlamışken öğretmen geldi. Üçüncü örneğimiz fiil cümlesi hale. Gataftu zehrate ve lemme tetefettah. Yine aslında burada hiye gizli. Ben onu parantez içinde yazdım. Gataftu kopardım ben. Neyi? Ezzehrate çiçeği. Ve lemme tetefettah. Açmamıştı yani açmamış olduğu halde ne? çiçek burada sahibül hal olan kelime ezzehrate kelimesi ve lemme tetefettah cümlesinde tetefettah fiil içinde gizli hiye fail, fiil ve failden oluşan bu fiil cümlesi ez-zehra zehrate kelimesinin hali burada da iki tane rabıt e, görüyoruz hem cümlenin başına gelmiş olan vav haliye hem de gizli olan, gizli bir zamir olan hiye iki tane rabıtla hal sahibi hal'e bağlanmış durumda. Henüz açmamışken çiçeği kopardım. Henüz açmamış olduğu halde çiçeği kopardım. Yani bu konuda zaten önemli olan madde cümle hal maddesi arkadaşlar. Burada da rabıtlar bizim dikkatimizi çekiyor. Üçüncü bir hal türü de şibih cümle hal. Şibih cümle hal çok kolay. Yani çok bir ayrıntısı yok daha önceki konularda da olduğu gibi yine car mecru da zarf olan haldir içerisinde rabıt bulundurmaz sahibül hale uyumu da aranmaz burada şunu tabii söylemek lazım cümle ya da şibih cümle halde arkadaşlar şöyle bir durum var sahibül haller marifi oluyor yani bu da şöyle bir alıştırmalarda da var önemli olan nokta şu Marifi olan isimlerden sonra gelen cümle ya da şibih cümleler hal, nekre olan isimlerden sonra gelen cümle ya da şibih cümleler sıfat olarak değerlendirilecek. Burada önemli olan husus bu. Şimdi burada bakıyoruz e, örneklerimize, şibih cümle haldeki örneklerimize. Biatü semara ala şecerihi. Biatü sattım. Et meyveyi ya da meyveleri. Ala şecerihi ağacının üzerinde olduğu halde ağacın üzerindeyken meyveleri sattım. Burada ala şecerihi ifadesi car mecrur bir ifade. Yani şibih cümle hal. el semer de sahibül hal. Ağacın üzerinde olan şey ne? Meyveler. Sahibül hal o. Ala şecerihi de car mecrur olarak hal. Diğer bir örneğimizde zarf örnek. Şahet tül hatibe fevvel minberi. Şahet gördüm el hatibe. Hatibi Hatibi hangi halde gördüm? Fevga minberi. Minberin üzerinde olduğu halde, minberin üzerindeyken hatibi gördüm. Burada da fevga zarftır ve şibih cümle haldir. Ee, az önce de ifade ettiğim gibi arkadaşlar, burada şecerihi veya fevga ifadesi, yani cel ya da zarf, marifeden sonra geldiği için e, burada biz bunları hal olarak değerlendiriyoruz. Eğer etsemer değil de semeran olsaydı nekre olsaydı ya da el hatibe değil de hatiben olsaydı biz burada aleyh şecerihi ve fevga kelimelerini hal olarak değil de sıfat olarak değerlendirecektik yine yukarıda da aynı arkadaşlar yukarıdaki cümle örneklerinde de aynı şekilde dikkat ederseniz sahibül hal olan kelimelerimizin başında e, el takısı var veyahut da marif olan kelimeler e, siirtideki tüyü mesela zamir marif olan bir kelimedir çünkü nekradan sonra gelen cümle ya da şebih cümle hal değil sıfat olur.